Üsküp'ten herkese merhaba arkadaşlar. Haydi Avrupa'ya firmasıyla çıktığımız mini Avrupa turunda sırada Üsküp var arkadaşlar. Makedonya'nın doğal ve kültürel başkenti, 600 sene yakın Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliğini yapmış bu güzel ülkeyi bir de şimdi keşfedeceğiz. Ben buraya yıllar önce 2-3 defa gelmiştim ama o zamanlar kanalım olmadığı için burayı anlatamamıştım. Şimdi de bu vesileyle bu güzel yere tekrar gelmiş oldum. Şu anda bulunduğumuz yerde Türk Çarşısı. Burayı birazdan tekrar anlatacağım size. Böyle bir giriş yapmak istedim. Yaklaşık 13 ülkeyi biz bu gezide gezeceğiz. Şimdi dediğim gibi Üsküp'teyiz. Bakalım bir sonraki mekan neresi olacak? Turumuza başlıyoruz. Kuzey Makedonya'nın en büyük Ortodoks Kilisesi'yle tanışın arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Aziz Clement of Ohrid Kilisesi, daha doğrusu St. Clement of Ohrid Kilisesi, 1990 yılında yapılmış ama yeni bir modern mimariyle yapılmış bir kilise olmasına rağmen içerideki renkler, freskler, tasvirler gerçekten çok güzel. Burası Makedonya Meydanı'na yaklaşık 5 dakika mesafede bulunuyor ve maalesef birçok tur şirketi Üsküp'e geldikleri zaman misafirlerini buraya yönlendirilmiyor. Bence görülmesi gereken en güzel eserlerden. Şimdi burayı da gördükten sonra tekrar Makedonya Meydanı'na doğru devam edeceğiz. Oradan da Türk Çarşısı'nı anlatacağım size. Bakalım bizi neler bekleyecek. Şimdi Üsküp'te ilginç bir şey anlatacağım size arkadaşlar. Bakın. Bu değil. Sonraki otobüs arkadaşlar Londra'da görebileceğiniz çift katlı kırmızı otobüsler. Sanırım onlar da buraya getirmiş. Onların eski otobüslerini bunlar almışlar. Budapeşte de biraz benzerleri var. Bakın gördüğünüz gibi böyle güzel bir nostalji yaşayabiliyorsunuz böyle çift katlı otobüslerde. yani bu otobüsler gerçekten çok tatlı. Daha önce geldiğim zaman da burada Matka'ya kadar gitmiştim mesela bu otobüslerle. Böyle ikonik bir şey olmuş artık şehirle ilgili. Meşhur Rahibe Teresa Müzesi'ne, evine doğru devam edeceğiz. Aslında Arnavut kökenli olan Rahibe Teresa'nın Üsküp'te doğduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Arkamda gördüğünüz bu yapı Rahibe Teresa'nın gelmiş geçmiş en ünlü azizelerden bir tanesi olan Hristiyanlığın yaymak için büyük görevler üstlenen misyoner Rahibe Teresa'nın evi. Şu anda şehrin en ünlü gezilecek caddelerinden bir tanesinde bulunuyor bu müze. İçeri giriş ücretsiz tamamen. Burada Rahibe Teresa ile ilgili onun eşyaları, kullandığı işte yazışmaları, mektupları, her şeyi bulabiliyorsunuz. 1970'li yıllarda Nobel Barış Ödülü'nü de kendisi almıştı ve 2000'li yıllarda yanılmıyorsam 2014 olması gerekiyor. Papa tarafından da azize olarak ilan ediyor Rahibe Teresa. İçerideki görüntüleri de gördünüz. Bir sonraki mekana doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Rahibe Teresa'nın önünden devam eden, hatta Makedonya Meydanı'na doğru giden yol Makedonya Caddesi arkadaşlar. Burası baştan sona yaklaşık 1 kilometrelik bir cadde. Şehrin en ünlü turistik mekanlarına bağlanmasının dışında mekanlar, barlar, restoranlar, alışveriş mekanları hepsi, hatta Dimitri Caddesi'ni de bağlayan, kesen bir cadde. Burasının üzerinde hani burada güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Sonrasında yine merkeze, Makedonya Meydanı'na buradan geçebilirsiniz. Ve Makedonya Meydanı'ndayız arkadaşlar. Burası Avrupa'nın en büyük meydanlarından bir tanesi. Hemen arkamda da yine dünyanın en büyük İskender heykellerinden birisi. The Great Alexander heykeli. Yani Büyük İskender'in atlı heykeli arkadaşlar. Atlı savaşçı olarak da anılıyor. 28 metre yüksekliğinde. Çok eski bir geçmişi yok. Zaten buradaki bütün eserlerin hepsi daha önce de söylediğim gibi son zamanlarda 2010'lu yıllardan sonra yapılan eserler. Halkın çok tepkisini çeken eserler. Çünkü Makedonya halkı zaten gelir olarak çok şanslı bir halk değil. Ama ona rağmen neredeyse insan sayısından daha fazla burada heykeller yapılmış. Hemen karşıda da birazdan göstereceğim. Babası Krat Filip'in heykeli var. Yine bunun kadar devasa bir heykel. Sağında, solunda, her yerinde Makedonya'nın ve bölgenin ünlü din adamlarının, krallarının, generallerinin, figürlerinin heykelleri var. Burada işte özel mekanlar, ünlü oteller, kafeler, barlar, restoranlar hepsi bu meydanda. Zaten aşağı yukarı baş çarşıdan burası ve ilk size gösterdiğim kiliseye kadar neredeyse birkaç kilometrelik mesafe buralar. Yarım gün bile sürmüyor bu bölgeyi gezmek. İşte bu meydanda gösterdikten sonra hemen şehrin simgesi olan Taş Köprü başlıyor. Ve Taş Köprü'nden sonra da Osmanlı eserleriyle dolu dolu bir çarşı sizi bekliyor olacak. Şimdi biz de öyle yapıyoruz. Hemen karşıdaki köprüye doğru devam edeceğiz.
Şimdi Vardar Köprüsü üzerinde arkadaşlar birçok köprü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Taş Köprü. Onu birazdan anlatacağım. Ama şu an şehrin simgesi de bu arkamda gördüğünüz 2014 yılında başlatılan yenileme çalışmalarının bir parçası olan köprü arkadaşlar. Bunun üzerinde 24 adet Makedonya'nın önemli sanatçılarının ve edebi insanların heykelleri sergileniyor. Geçmişten gelen tabii ki. Yani yeni bir köprü ama simge olmuş. Gece çok güzel ışıklandırılıyor. Dediğim gibi yani Makedonya'da o kadar çok heykel var ki, o kadar çok böyle alçıpan, çok estetikten uzak yapı var ki, bu da onlardan bir tanesi. Sadece gece böyle çok güzel hoşunuza gidiyor ama gündüz gördüğünüz zaman aman bu neymiş diyorsunuz. Halk da buna çok tepkili zaten. Daha önce de bahsettim. Bir önceki gelişimde halkın protestolarını görmüştüm. Ve bayağı bir boyalar fırlatmışlardı bu köprüler ama onları temizlemişler gördüğüm kadarıyla. Hemen altından geçen ırmak da Vardar Irmağı yine. Hemen size arkamdaki köprüyle tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Şehrin asıl simgesi olan, tarihten beri bu zamana kadar birçok depreme, yangına, savaşa dayanmış Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arkadaşlar. Onun döneminde yaptırılmış 218 metre uzunluğunda bir köprü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam emin değilim ama ondan fazla da kemeri var. İşte şehrin modern tarafıyla eski çarşı, yani hemen arkamda gördüğünüz bakın kale de o tarafta, Üsküp Kalesi de o tarafta. Osmanlı bölgesini eski bölgeyi birbirine bağlayan bir köprü. Dediğim gibi şehrin de simgesi. Yani şuna şuna baktığınız zaman aradaki o yüzyıllara rağmen bu köprünün gösterişini, şaşasını görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu Osmanlı eseri için olduğu için söylemiyorum. Eski ve yeni köprü arasındaki farkı göstermeye çalışıyorum. Şimdi bu köprülerden de hemen arkada gördüğünüz Ulusal Müze, hemen ilerideki işte opera binası, tiyatro binası, başka bilmem ne müzesi falan. Hani birçok müzeyi burada görebiliyorsunuz. Bunların hepsi yeni dönemde yapılan ve açılan müzeler. Artık ondan sonra da eski bölgeye bizim yapacağımız gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi o tarafa geçelim. Şimdi bir de arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz gemiler gibi gemiler var. Bunlar böyle tabii ki hareket etmiyor. Betonlara sabitlenmiş gemiler. Her biri restoran olarak kullanılıyor. Hatta bazıları gece kulübü. Daha önce geldiğimiz zaman biz burada birileri eğlenmiştik. Yani Vardar Nehri de aşağıdan böyle dönemsel olarak yani akıyor. Yani yoğun ya da az akıyor, onu demek istiyorum. Şu anda da bakın ağaca kadar etrafında bir beton bir şey var. Yani burası tamamen doğallıktan uzak bir şehir. Ben hiç ısınamadım. Belki şu anda anlatış tarzım onu belli ediyorsunuzdur. Yani tarih adamı olduğum için böyle tarihi mekanlar varken şu karşıdaki gibi böyle yapay şeyler hiç hoşuma gitmiyor. İşte böyle şimdi biraz belki artık daha çok tarihi mekanları hissetmeye de çalışalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün karşısından itibaren bulunan Türk Çarşısı'na, eski Osmanlı Çarşısı'na doğru şimdi devam ediyoruz. Bu karşıda gördüğünüz arkadaş da Kral Philip, yani Büyük İskender'in babası. Belki Büyük İskender'in filmini izlemişsinizdir. Orada kendisinden bahsediyor. Biraz kötü anlatılıyor ama bu da büyük bir liderdi. Hemen az önce anlattığım Makedonya Meydanı'nı, Taş Köprü'nün karşısından geçtikten sonra sizi ilk bu heykel karşılıyor. Devasa bir heykel. Arkasında da işte gördüğünüz gibi çifte hamam. Birazdan anlatacağım çifte hamam ve çarşı başlıyor arkadaşlar. Şimdi de çifte hamama doğru devam ediyoruz. Çarşı girişinde arkadaşlar önce size şu Osmanlı eseri olan çifte hamam ya da Davut Paşa hamamı karşılıyor. Bu tamamen bir Osmanlı eseri. Yavuz Sultan Selim döneminde burada sadrazam olan Yavuz Sultan Selim dönemindeki sadrazamlardan Davut Paşa adına yaptırılmış bir hamam. Yaklaşık işte 600 yıldan bahsediyoruz. Ve şehire bu noktadan giriyorsunuz. Sonrasında meşhur çarşı başlıyor arkadaşlar. Şimdi çarşı anlatalım biraz. Bu çarşı Balkanlardaki en büyük açık hava çarşısı arkadaşlar. 720'den fazla esnaf burada hizmet veriyor. Çok lezzetli yemekler, Makedonya mutfağının en lezzetli yemeklerinden, hecelik eşyalara, küçük küçük işte meyhanecilerden, vergilecilere kadar birçok mekanı burada bulabiliyorsunuz. Türkçe de bilen çok esnaf var. Kimi yerlerde hatta Türk parası bile geçiyor. Euro'yu da burada kabul ediyorlar bazen. Hem de şunu söylemem lazım, Makedonya'nın para birimi dinar. Şu an 2022 itibariyle 1 TL 3 dinara denk geliyor. Ben bunu 10 olduğu zamandır hatırlıyorum maalesef. Ama aşağı yukarı Makedonya Avrupa'da yine görebileceğiniz en ucuz yerlerden bir tanesi. Bu ve geldiğiniz zaman da ama burada bir cevapi kebabını, şopska salatasını, işte böreği, Balkan böreğini ya da triliçe tatlısını burada da deneyebilirsiniz. Çok güzel yerler var. Et kültürü çok güzel burada. Köftelerinden böyle gerçekten etin tadını alıyorsunuz. İşte bu çarşının kısmında böyle yaklaşık böyle bir cami var. O camiden arkamdaki Üsküp Kalesi'ne kadar bu olan komple çarşı. Artık burayı gezdikten sonra Üsküp gezinizi bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi biz çarşının sokaklarında kaybolmaya başlıyoruz.
Bakın mesela aşağı yukarı fiyatları görüyorsunuz burada arkadaşlar. 2 euro olduğunu düşünün şunun. Yani 60 lira geliyor 1 euro. Burası 2 euro. Şöyle kocaman bir tabak. Tavuk steak 2 euro. Biraz daha fazlası işte meşhur köftelerinden. Cevapi, sosis, kuru fasulye mesela burada çok meşhur. 90 yani 1,5 euro civarında kuru fasulye fiyatı. Fiyatlar gerçekten çok güzel. Yani bayağı fiyatlar iyi. Çarşının çeşitli yerlerinde bu lokantalarda bu fiyatları 1,5 euroya 2 euroya maksimum güzel yemekler yiyebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi size birkaç yer daha önereceğim arkadaşlar. Daha önceki videolarımda buralardan bahsetmiştim. Bunların görüntülerini görüyorsunuz. Birincisi Üsküp dışında görmeniz gereken önemli yer Matka Kanyonu arkadaşlar. Matka Kanyonu görüp görebileceğiniz en cennetvari yerlerden gerçekten muazzam bir mekan. Kanyon, kanalarla da yürüyüşle gezebiliyorsunuz. Yarım saat yaklaşık sürüyor şehir merkezinden. Otobüsler de gidiyor Üsküp'ten. Yani yarım gününüz oraya ayırabilirsiniz. İkincisi hemen yukarıda tepede bulunan Milenyum Haçı arkadaşlar. Bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için oraya gitmedik. Üsküp'ün yaklaşık %40'ı Müslüman olmasına rağmen burada Hristiyanlar zamanında bir gözle göz gösterisi yapmışlar ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle tepeye kocaman bir nedense demir haç inşa etmişler. Ondan sonra üçüncü olarak da önereceğim Ohrid arkadaşlar. Ohrid de buraya 1,5 saat mesafede harika bir göl. Avrupa'nın en güzel, en temiz ve en derin göllerinden bir tanesi. Orayı da gördükten sonra zaten Makedonya aşağı yukarı, Berati var, başka şehirleri de var ama Üsküp'le ilgili gezimizi tamamlayabileceğiniz yerlerden. Şimdi son olarak Kurşunlu Han'a gitmeye çalışıyorum. Oradan sonra da artık Üsküp gezimizi bitireceğim. Güzel bir yemek tavsiyesiyle tabii ki. Orada görüşürüz o zaman. Şimdi rotamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Muratpaşa Camii. Burası bir Osmanlı eseri doğal olarak. 15. yüzyıldan kalmış. Şahinoğlu Muratpaşa tarafından yapılmış bir cami arkadaşlar. Çok sade. İçerisinde zaten görüntüleri gördünüz. 1793 yılında çok ciddi bir yangından sonrasında bir depremden geçip de son halini artık restorasyonla birlikte almış. Burası baş çarşının ortasında güzel bir cami. Buradan sonra da baş çarşıda gezimize devam edebilirsiniz. Tam şansımıza kapalı bir yer yok derken gördüğünüz gibi bir kapalı hanı gördük sonunda. Bugün pazartesi olduğu için muhtemelen ondan kapalı. Burası Sulihan. Türkiye'de sulu hanlar vardır meşhur bilirsiniz. Hatta bir tanesi Bey Pazarında da var. Orayı da size daha önce tanıtmıştım. Burası Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi'nin de bulunduğu 15. yüzyıldan kalma Osmanlı mimarisiyle dolu dolu bir hanımız. Buraya geldiğiniz zaman bir Gaziantep, bir Diyarbakır'daki hanlar gözünüzün önünde canlanmıyor değil arkadaşlar. İçeride böyle çok güzel renkli bir şeyler var ama maalesef içeriye giremedim. Daha önce gezmiştim ama size göstermeyi isterdim. Burası da böyle hemen çarşının içerisinde bulunuyor. Kapani Han ve Kurşunlu Han da yine bu bölgede bulunan diğer hanlar. Oralarda artık hani bunun kadar gösterişli olmadığı için göstermek istemedim. Şimdi buradan sonra da artık son yemek önerimize doğru yolumuza devam edeceğiz. Burada neler alabilirsiniz? Bir örnek vereyim. Yine Makedonya usulü böyle hasırdan terlikler ve küçük ayakkabılar var. Bunlarda kışlık versiyonları daha çok böyle tüylüler var. Yine magnetler, çantalar, böyle küçük küçük bakır cezveler. Burada kahvenin geniş bir kültürü vardır. Özellikle Bosna'da çok sevilir. Çantalar, heybeler, tesbihler. Yani bir Türkiye'deki çarşıda geziyormuş gibi zaten hissediyorsunuz kendinizi. Bir Kayseri'de, bir Diyarbakır'da, Mardin'de. Ama tek farklı yani Türkiye'de bulamayacağınız böyle el yapımı terlikler var arkadaşlar. Onun dışında da zaten geriye kalan her şey süpürgeci, şuncu buncu. Bildiğiniz burası Türk çarşısı gibi. Arada bunu görmüşken anlatmak istedim. Sırada yeme içme tavsiyeleri var arkadaşlar. Hemen arkamda gördüğünüz çarşı döner. Hemen Davutpaşa hamamının 30-40 metre ilerisinde şirin bir köşe dükkan. Şimdi ben daha önce buraya geldiğim zaman cevapi kebabını, şopskayı birçok şey denemiştim ama Balkanların et kültürü çok güzel olduğu için bu sefer de bir döner denemek istedim. Böyle daha önce beni davet eden çarşı dönere de uğramak istedim. Daha önce de buraya gelmiştim demiştik. Şimdi içeride güzel bir dönerimizi yedikten sonra artık turumuzu tamamlayacağız. Bir bakalım içeride neler var. Selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Türkçe'de konuşuyorsun. Kendimizi evet, bir an şöyle bir Türkiye'deki dönercilere gelmiş gibi hissettik. Döneri buranın güzeldir diye duydum. Evet, şu an Makedonya'nın Üsküp'ün en güzel döneri bizde. Tamam. Bunların iyisini bulamazlar zaten. En iyi dönercimiz. Zaten biz varız burada.
Ama buranın etleri böyle bir daha güzel oluyor değil mi? Böyle... Tabii ki. Balkanların eti. Çok özel geliyor. Yani diğer şeylerin kıyma döner değil. Hepsi yaprak dönerimiz. Anladım. Herhangi bir katkımız yok. Siz de zaten deneyeceğiz, göreceğiz. Denediğiniz zaman göreceksiniz. Ve çarşı dönerde arkadaşlar tadım zamanı diyoruz. Şöyle bir gösterelim. Gel bakalım. Gördüğünüz gibi karışık bir döner istedik. Ya standart Türkiye'deki döner tabakları gibi geldi. Niye döner? Önce onu söyleyeyim. Daha önce ben Shopsky'da, Cevapi'de, kuru fasulyede birçok şey denemiştim. Bu sefer burayın dönerini çok övdüler. Denemek istedim. Hemen zaten az önce gösterdiğim meydanın yanında bulunuyor burası da. O zaman şöyle çok uzatmadan. Özenen bir tat. Döneri daha 3 günde özlemişiz herhalde. Etin tadını çok güzel alıyorsunuz. Öyle çok bizdekiler gibi baharatlarla çok kebap gibi böyle sulandırmıyorlar. Güzel tadı. Tavsiye ederim. Fiyatlarda 1,5-2 euro civarında. Gelirseniz hemen dediğim gibi çarşının giriş kısmında. Ve Üsküp gezimizi buradan noktalıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 6 saat Üsküp'te kaldık. Haydi Avrupa'ya firmasıyla güzel bir gezi oluyor. Ben turu normalde sevmeyen bir insanım. Daha önce anlattıklarımdan bilirsiniz. Böyle bir şey denemek istedim. Daha önce bu rotaların hepsini ben gezmiştim ama o zaman YouTube'um yoktu. Instagram'da çok aktif değildim. O yüzden bu rotaları bir de YouTube'da anlatmak istediğim için benim için çok güzel oldu. Üsküp gezi videosu da burada bitiyor. Size tavsiyelerimi verdim. Bir dahaki gelişinizde o uzaktaki mekanlarda mutlaka gitmelisiniz diyorum ve Filipin altında geziyi noktalıyorum arkadaşlar. Bir sonraki rotamız Avrupa'nın en güzel şeylerinden bir tanesi olan küçük Londra, Budapeşte olacak. Budapeşte'de görüşmek üzere. Bye.